Selam hidayete tabi olanlara. Bugün ele alacağım bir konu çok sıkıntılı bir konu olmasına rağmen o konunun anladığım kadarıyla hikmet yönü iki amma ve lakin tarih boyunca bunun bir yönü ele alınmış. Diğer yönü ya görülmemiş ya da görülmüş ama gerektiği kadar anlatılmamış. O da konunun sıkıntılı olmasından kaynaklanıyor ki fazla irdelenmemesi. Ama işte anlatmamız gereken bu yönü bütün ilim ehlinin kavrayabilmesi için anlatmam gerekiyor. Yani Rabbim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı kötü bir kelam etmeyi, işte nefsi hareket edip kötü bir şey söylemeyi bana nasip etmesin. Ama bu konunun da anlatılması gerekiyor. Önemli bir konu olduğunu da anlatmam gerekiyor. Şimdi bilindiği üzere Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme veya işte kendisine şeriat verilen diğer ululazim nebilere, bundan sonra daha doğrusu nebilerin tamamına ismet sıfatı verilmiştir. Ama bu ismet sıfatı bizim avamın, cahil halkın anlayamadığı bir olaydır. Bu ismet sıfatı çok farklı bir durumdur. İsmet sıfatı verildi derken avamın algısında olay çok farklı. Sanki hiç yaptıkları içtihatlarda bilerek veya bilmeyerek, bu bilerek bilmeyerek olayı da çok ehemmiyetli bir konudur ama onlarda bilerek olmaz, bilmeyerek, kasıtlı olmadan bundan sonra içtihatlarda yanılma durumu vardır. Ama işte bu vahiy ile düzeltildiği için buna ismet sıfatı denir. Şimdi şöyle bir durum var. Misal örnek vereyim. Bir savaşta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in akrabalarıyla savaşıyor. Savaştan sonra onları esir olarak alıyor. Sonra ayet iniyor. Hiçbir nebiye yeryüzünde kesin bir zafer kazanıncaya kadar esir alması yakışmaz. Şimdi burada nebilik vasfı ile bir içtihatta bulunuyor. İşte merhamet yönüyle olsa da bir içtihat sonuçta. Ondan sonra sonrasında vahiy ile bu durum düzeltiliyor. Bu ayrı bir konu. Ondan sonra ki vahiy ile düzeltilmesi veya işte ullazim nebilerin içtihatlarında hataya düşme durumu aynı zamanda onların ümmeti için çok büyük bir hikmet içeriyor. Bunun iki yönü var. Bir yönü anlaşılmış ama diğer yönü anlaşılamamış. Ya da anlaşılmış, anlatılmamış. İkisinden biri. Şimdi bu ullazim nebilerin yapmış olduğu içtihatlarda hataya düşüp sonrasında vahiy ile düzeltilmesinin hikmet yönünden biri ullazim nebilerin ümmetindeki alimlerin içtihatta bulunabilme durumu. Bu anlaşılmış. Bir de bunun daha farklı bir versiyonu, daha farklı bir yönü var. Ben inşallah o yönünü anlatmayı düşünüyorum. İnşallah Rabbim nefsi hareket ederek yanlış bir kelam etmekten korur beni. Şimdi şu yönü var. Mesela şöyle bir durum var. İçtihat kapısı açıktır manası çıkar. Buradan içtihatlar bu ve işte bu ayet ve başka bir hadis var. Bu iki yönle ele alınır. Alimler içtihatta bu şekilde bulunur. Müçtehitler içtihatta böyle bulunur. Şimdi bakıldığı zaman bir de bunun diğer yönü var. O da şu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu olayın hemen akabininde vahiy indiği zaman bu kasıtlı olmasa da ortaya koyduğu içtihatla ilgili, onun düzeltilmesiyle ilgili gelen bu ayet indikten hemen sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu çok normal karşılamamış. Bu duruma bayağı hüzünlenmiş, bayağı ağlamış. İşte gerek Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yanında ağlamış. Ondan sonra bir rivayetlerin bir yönünde sadece Hazreti Ömer radıyallahu anh, diğer yönünde de onunla birlikte bir tane sahabe. İkisi bu içtihatta bulunmamış, farklı bir görüşü varmış onların, farklı bir içtihadı varmış. Bunun akabininde de Allah Resulü eğer helak olsaydık, şu an helak olsaydık sadece Ömer kurtulurdu, diğer rivayette de işte ikisi kurtulurdu manasında hadisler geliyor. Şimdi bu durumu ondan sonra çok doğal karşılayıp ondan sonra Allah bu hatamızı düzeltti kısmına almayıp da helak olurdu kısmına almasının sebebi çok farklı bir durum. Şimdi ismet sıfatı olduğu halde bir içtihatla Allah ona ya da ullazim nebilere diyeyim yapmış olduğu içtihatlarda hata yapma durumu ya da yanlış hata demeyelim de bunu aslında. Yanlış içtihatta bulunma, merhamet yönünün ağır basması, işte yani sebepleri önemli değil ama kasıtlı bir şey yok bu ortada. Bir içtihatta bir hataya düşme durumunda, bir yanlışa düşme durumunda vahiy ile düzeltilme durumu var. Yani Allah
hiç hataya düşmeme durumunu nasip etmemiş. Bir hataya düştükten sonra vahiy ile onu düzeltmiş. Bunun sebebi o ulilazim nebilerin ümmetine gelecek olan müştehitlerin iştihatlarında yapmış olduğu hatalarda sonraki insanların o müştehitleri hatasız olarak ele almaması, yapmış olduğu o yanlış iştihatların kabul edilmemesi yönü var bu olayın içinde. Şimdi bunu şöyle anlatayım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem belli başlı konularda, bu çok değil zaten, çok cüzidir. Ondan sonra kasıtlı değildir. Bunu da üstüne basa basa söyleyeyim. Ondan sonra ilahi sef diyelim, ümmetiyle alakalı, ümmetine çıkarılacak bir dersle alakalı hataya düşmesine izin verilmiş diyelim. Ya da yanlış bir iştihatta bulunmasına izin verilmiş diyelim. Ama işte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen arkasında bu durumu normal karşılamıyor. Bu durumun ne kadar ehemmiyetli, ne kadar önemli olduğunu vurgulayabilmek için eğer helak olsaydık sadece Ömer kurtulurdu, hepimiz helak olurduk diyerek bu duruma çok önemli bir vurgu yapıyor. Sonrasında baktığımız zaman mesela işte gerek fıkıhta demeyelim de itikatta müştehit olan işte Maturidi, İmam Maturidi olsun, işte diğerler olsun fark etmiyor. Zamanın mahluk olduğunu beyan etmişler. Halbuki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamana küfretmeyin, zaman Allah'tır demiş. Şimdi yanlış bir iştihatta bulunmuşlar. Bunlar da kesinlikle kasıtlı yapmıştır demiyorum. Anlayamadıkları için ya da o anlayış onlarda olmadığı için bir yanlış iştihatta bulunmuşlar. Bu iştihadın arkasından Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin veya diğer ullezim nebilerin ümmetine gönderdiği resullerle bunun hakikatini ortaya delilleriyle koydurduğu halde bu müştehitlerde hata olmaz, bu müştehitler hatasızdır kısmına çekenler için ya da çekebilecekler için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanında eğer helak olsaydık sadece Ömer kurtulurdu diyerek bu durumun üstüne basa basa vurgulamış. Yani bu konunun ilim ehli tarafından anlaşılması lazım. Bir ikincisi zaten müştehitlerde ismet sıfatı olmadığı halde onlarda ismet sıfatı varmış gibi ve bu ismet sıfatı içtihatlarda sıfır hataymış gibi ele alınıp o şekilde hareket etmeleri gerçekten helakı kabul etmeleri demek herhalde benim anladığım kadarıyla. Yani peşin peşin ya Rabbi bizim helakımızı çabucak getir de biz bu imamlarımızla birlikte nereye gidiyorlarsa gidelim kısmına çekiyorlar. Ama şu var, o imamlar belki kasıtlı yapmamışlardır bunu. Anlayamadıkları için yapmışlardır. Onların bu durumdan kurtulma durumu olsa bile biz bu hakikatleri beyan ettiğimiz, ortaya koyduğumuz halde bunları kabul etmeyen ve bunların akabinin de atalarının, ondan sonra dini üzeri hareket edenlerin hepsinin helak olacağı apaçık ortada. Selam hidayete tabi olanlara.